Bugün sohbetimiz hacamatla ilgili. Nedenini de söyleyeyim. Büyünün ya da cinni olaylarda hacamat faydalı mıdır diye bir soru geldi. Hacamat faydalı mı? Şimdi evvela ben bir hatıramı anlatayım size. Bu hatıram 2 yıl önce. Hatta 3 yıl önce diyelim. Çünkü bizim bir baş belası hanım var. Onunla ilgili olunca böyle seneleri de karıştırıyor birbirine. Bir gün yanıma geldi. Rahatsızlığını dile getirdi. Cemaat konusunda ilgili ben hemen şöyle bir bilgi vereyim. Çünkü bu programın sonunda nasıl olsa ortalık gene karışır. Başka konulara gireriz. İyisi mi? İlk soru sorun arkadaşım. İlk sorusuna doğru cevap verelim. Daha doğru olduğuna inandığımız cevabı verelim. 3 yıl önce ben birini hacamata gönderdim. Ve adam bana dua etti. Yıllardır sıkıntı yaşayan bir arkadaşımızı durumunu inceledim. Dedim ki sen hacamat yaptır. Sen şu üzerindeki bir pis kanları bir temizlet önce dedim. Hakikaten de adam gitti. Hacamat yaptırdı. Burada Stuttgart'ta var bir hacamatçı arkadaş. Ve adam bana halen dua eder. Ve bir de ona ben bir tavsiyede bulundum. Yılda 2 kere. Yani 6 ayda bir bunu yaptır dedim. Ve yaptırıyor. 3 senedir yaptırıyor. Sonra işte benim eşim geldi, eski eşim. Sıkıntısını anlattı. Dinledim. Aynı tavsiyeyi ona da yaptım. O da gitti yaptırdı. O da memnun. Ve o da annesini götürmüş daha sonra. Annemi de götürdüm dedi. İyi ki bize böyle bir akıl verdin dedi. Yani keşke hacamatçı olsaydım ben de. Benim işim değil, mesleğim değil. O hacamatçıyı da tanımam ben ama dualı yapıyor olduğunu biliyorum. Öyle bilgi aldık. Bunun tabii ki dualısı gereklidir. Zaten Allah Resulü de tavsiye etmiştir hacamatı. Peki bu hacamat ne diye merak edersek, bu konuda bilgi istiyorsa arkadaşımıza ben şunu şöyle sıralayabilirim. Şimdi hacamat kan temizlemedir. Yani vücuda yük olan toksitlenmiş ya da kısmen zehirlenmiş kanları çekip almaktır. Vücuttan dışarı atmaktır. Çünkü dışkı yoluyla ya da ter yoluyla falan bu kirli kanlar gitmiyor. Atılmıyor dışarı. Dolayısıyla mesela adam kilo almıştır. Vücudunda değişik şeylerde rahatsızlıklar vardır. Bunun çoğu bu kandan kaynaklıdır. Tabii ki bu bir sürü de yan etkisi vardır. İnsanı sinirlendirir, bilmem ne yapar, huzursuz eder, uyutmaz, doğru düzgün uyuyamazsınız. Dolayısıyla o cinlerin etkisinden de yapılır mı sorusunu en son cevaplayacağım. Şimdi evvela biyolojik olarak hacamatın ne gibi faydaları var? Onun üzerinde biraz sohbet edelim. Şimdi mesela sinüzit, baş ağrısı, böyle anlamsız tabii baş ağrıları. Kafama bir yere çakınca ortaya çıkan baş ağrısı demiyoruz. Beyinde bir sıkıntı var da oradan kaynaklı da demiyoruz tabii. Onlar tıbbi konular daha çok. Ama sinüzit buna benzer çok nezle olan veya işte burunun içi çok böyle şey olan burun kanamasına yol açan sebepler. Bunların çoğu vücudun dere altlarına birikmiş pis kanlardan oluşur. İşte hacamat bu pis kanı temizlemektir. Anlatabiliyor muyum? Bu solunum yollarını rahatlatır, genizi açar. Efendim işte o kılcal damarlardaki birikmiş kan pıhtılaşmasına sebep olan işte kirli kanları da temizledi mi insan büyük ölçüde rahatlarlardı. Bunun dışında mesela tavsiye edilen, bu işin uzmanlarınca tavsiye edilen tıbbi faydalarından mesela Sara hastalığı olarak bile bu epilepsi nöbetlerinde de büyük oranda sayısını düşürebileceği de söyleniyor. Tembellik, uyuşukluk, yani bu insanlar üzerindeki kan pıhtılaşmasından ya da kirli kandan, zehirli kandan oluşan vücudun aktivitesini,
zayıflattığı için insanda tembellik, uyuşukluk gibi şeyler de meydana getirir. Ama benim tavsiyem 6 ayda bir yapılacak bir kan temizliği bu konuda çok büyük fayda sağlar. Evet. İşte baş dönmesi de var bunun içinde. Tabii tabii karşılaşılan sağlık sorunlarından biri de baş dönmesidir. Onların da birçoğuna etki eder bu. Ya bu genelde mesela kronik dediğimiz hastalıklar vardır. Yani kas gerilmesi, efendim sürekli ağrıyan bir baş ağrısı, sürekli böyle vücudun belli yerlerindeki ağrılar. Bunlar tıbbi çareleri de olmayan şeyler. Yani giderseniz doktor bakar, bir ağrı kesici verir, hadi gittir. Tamam ağrı kesiciyi bitirirsin ama bir de bakan başka yerden devam ediyor. İşte bütün bunlar genel manada kan pıhtılaşması ya da kan kirlenmesinden, kirli kandan kaynaklı olduğu için bunları temizlemek gerekir. Bu yüzden de Peygamber Efendimiz bile hacamatı yaptırmış ve tavsiye de etmiştir. Kadınlardaki adet sancısı dedikleri işte o dönemde yaşanan kramplar, bütün bunlara da faydası olan bir şey. Yani bunu genellikle de tıpçılar söylüyor zaten. Onu söyleyeyim. Tıpçılar söylüyorlar. Bu konudaki vereceğimiz, arkadaşımızın vereceğimiz cevabımız genellikle budur. Yani şimdi Türkiye'de tavsiye edeceğimiz biri var mı derseniz, şimdi bizim bir arkadaşımız var Türkiye'de. Ömer Faruk Aydın isimli bir arkadaşımız. Ona yaptırabilirsiniz mesela. Çünkü o dua ile yapıyor bu işi. Ya burada dua niye lazım biliyor musun? İnsandaki rahatsızlıkların çoğu maddi ve manevidir. Birliktedir yani. Her fiziki rahatsızlığın bir psikolojik rahatsızlığı da oluşur. Ya da her psikolojik rahatsızlıkta mutlaka fiziki bir reaksiyon vardır. Yani vücuttan bir tepki o psikolojik bozukluğuna paralel olarak gelişir. İşte onun için hem dua, hani leylesel insane illa masa diyor ya Allah. Yani dua edin ve çalışın. Aslında bu dua mevzuatı bütün doktorlar için de geçerli. Bir hastaya bakarken dua ederek bakmasın. Nerede? Sadece böyle salt, seküler bir kafayla efendim araba tamir eder gibi adamın vücuduna bakması nerede? Elbette dua ile bakılan daha hayırlıdır. Sorunun cevabını inşallah vermişizdir. Bunun ayrıca yani bu yan etkileri olmayan, hiçbir şekilde yan etkisi olmayan, yani faydası yoksa da zararı da olmayacak bir tedavi metodudur. Peygamberden bize bırakılan yani en güzel bir tedavi uygulamasıdır. Şimdi cinlerle ilgili de bu etkiyi söyleyebiliriz. Çünkü cinlerin de insan vücudunda bir takım böyle olumsuz alerjiler meydana getirdiğini düşünürsek, ya bir takım kaşıntı şu bu, bütün bunların da hacimatla geçebileceğine inanıyorum. Zaten ben 3 yıl önce yani sohbetin başına girerken bir arkadaş için örnek vermiştim. Hatta işte eşim için de örnek verdim. O arkadaş aslında biraz cinlerden mustaripti. Ben kendisini 5 yıldır tanırım. Birçok tedavi uyguladım üstünde. Kısmen faydalı oldu ama bu hacimat tavsiyesinden sonra şey daha faydalı olmaya başladı. Yani hem hacimatın büyük oranda faydası oldu hem de bizim tedavi daha da faydalı olmaya başladı. Bu yüzden de hacamatta fayda var. Mahmut Anlı ayın 15, 17, 19, 21 günlerinde yapılması uygundur demiş. Bu günlerin özelliğine. Şimdi gökteki aya göre söyleyeceğiz onu Mahmut Anlı. Yani bu miladi takvime göre değil de gökteki ayın şekline göre. Gökteki ay 15'inden sonra yuvarlak olur biliyorsun. 21'ine kadar da genelde yuvarlaktır. Dolunay şeklindedir yani. İşte o aylarda yapılmasında fayda var o günlerde. Mesela şimdiki gibi. Şimdi gökte ay büyüyor. Şimdi tabii 15'i daha girmedi ama
büyümeye başladı yani. Ay artık yuvarlak olmaya başladı. Dolunay haline gelmeye başladı. Burada faydalı diye düşünülür. Yani hacimatı ticarete dökmelerine ne diyorsunuz üstadım? Şefika Arslan. Şimdi ticarete derken bu insanlar bir çalışma yapıyorlarsa elbette duaya sadaka gerekir. Elbette o kişi de bir emek veriyor. Emeğini vermekte fayda var. Dua ediyor. Duasına sadaka ödemekte fayda var. Bir tıp doktorunun yanına gidiyorsunuz. 10 dakika bakıyor, ver 100 lira diyor misal. Orayı bilmiyorum ama burada bir psikolog senden 1 saat konuştu mu 200 avro paranı alır. Yani o konuşur. Yaptığı bir şey de yok. Hatta o konuşmaz. Seni konuşturur. Bir psikolog hastasını 55 dakika konuşturur, 5 dakika kendi konuşur, 200 avro para alır. Bundan daha büyük sahtekarlık var mı dünyada? Sahtekarlık diyorum ben ona. Adam hastayı konuşturuyor 55 dakika, 5 dakika kendi konuşuyor, 5 dakikanın ücreti 200 avro. Bitti. Yani tabii ki ticarete dökme derken bu ticaret anlamında kullanılmaz bu ifade. Bu daha çok el emeği, emek anlamında kullanılır. Ticaret almak satmaktır. Bu manada hacamatı alıp satılmıyor. Bu bir ustalık işi, bu bir emek işi, bir çaba işi. Sağlığımız için harcamayacağımız paranın karnı ağrısı. Öyle değil mi? Cinlerin hacamata dayanamadıklarını duydum. Hatta acıya dayanamayıp terk edenler oluyormuş. Sizin yorumunuz nedir? Mümkündür Ahmet Bey. Mümkündür kardeşim. Ama faydalı olduğunda ben Allah'ın izniyle kesinlikle eminim. Çünkü tavsiye ettiklerim de bana aynı sonucu getirdiler. Daha biz çocukluğumuzda da anam rahmetli yapardı, babam yapardı. Yani bizim komşu kadınları falan hep böyle arada bir biliyorsunuz eski tür hamamlar var. Oraya giderlerdi. Hacamat yaptırırlardı. Bu sebeple hacamat yaptırmakta fayda var diye düşünüyoruz. Onun için ben mesela bana tavsiyede bulun diyorsun arkadaşım ama ben sana tavsiyede bulunacağım. Türkiye'de bir değerli arkadaşımız var. Efendim. Bu arkadaşımıza gidersiniz. Bu arkadaşımız size dualı, kurallarına uygun, en güzel şekilde yapacaktır. Yani Ömer Faruk Aydın, bu kardeşimize yaptırabilirsiniz. Yani benim tanıdığım o var, elbette başkaları da vardır, bilemiyorum ama benim bildiğim bu var. Burada Almanya'dan soran varsa da Stuttgart'ta bir arkadaş var. Hayır, sorarsanız ben yerini bile bilmem. Efendim. Hatta bende telefonu yok. O arkadaşımız onu internetten buldu. Telefonu da o arkadaşta var. Almanya'dan soruyorsanız şu Stuttgart'tan araştırabilirsiniz. Bende adresi yok. Ya bende telefonu da yok. Ya bende kan da yok ki gidip de ben de yaptırayım. Bende kan mangalmadı yani. Kansızlaştım. Bu arkadaşımızın bir özelliği daha var. Ömer Faruk Aydın arkadaşımızın. Kendi evinde de yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Kral tayfa, duayla yapılanla duasız yapılan hacamatın farkı olur mu? Valla duayla bir bitki beslemek, duasız bitki beslemekten daha iyi. Bir Japon bilim adamı, biliyorsunuz, iki tür çiçek yetiştirdi. Aynı tür çiçek, iki ayrı alanda. Birine dualı yetiştirdi, birini duasız yetiştirdi. Dualı yetiştirdiklerinin çok daha hızlı geliştiğini, çok daha verimli geliştiğini görüyor. Duasız yetişenlerin de standartlara uygun yetiştiğini görüyor. Bu Japon bilim adamının bu çalışması yanılmıyorsam yani 8-10 sene önce yayınlandı. Onun için kral tayfa kardeşim, dua ile yapılan her iş mutlaka daha hayırlıdır. Çünkü yapılan iş bir vesiledir.
vesilenin sahibinden istiyorsun önce.